Merhaba arkadaşlar. Ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı öğretim üyesi Serap Cavkaytar. Çağdaş Türk Edebiyatları 2 adlı dersimizin ilk ünitesi olan Çağdaş Kazak Edebiyatı 1 ünite özet videosuyla sizlerle bir aradayız. Öncelikli olarak ünitemizin amaçlarına bir bakalım. Bu ünitemizde Kazak dil ve edebiyatına ait eserleri okuyabilecek, Kril alfabesi ve Latin alfabesi ile verilen örnek metinler yardımıyla Kazak edebiyatı hakkında yorum yapabilecek, Kazak edebiyatının başlangıç dönemi yazarları hakkında açıklama yapabilecek, Kazak sözlü ve yazılı kültür unsurlarını betimleyebilecek bilgi ve beceriler kazanacağınızı umuyoruz. Buna bağlı olarak dersimizin içeriği Kazak dili, ve Kazak edebiyatı. Daha doğrusu ünitemizin içeriği Kazak dili ve Kazak edebiyatı. Öncelikli olarak Kazak dilinden bahsedelim. Kazakistan Cumhuriyetinin resmi dili olan Kazak dili, Kazakistan, Doğu Türkistan, Moğolistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile değişik ülkelerde dağınık olarak yaşayan Kazaklar tarafından konuşulan ve Türkçenin Kıpçak dil grubuna dahil bir dildir. 20. yüzyılda iki defa alfabe değiştiren Kazak halkı 1929'a kadar Arap, 1929'dan 1940'a kadar Latin, 1940'tan sonra Kril alfabelerine dayalı alfabe kullanmıştır. Günümüzde çoğunluk mevcut alfabeden yana olsa da Latin alfabesine dayalı bir alfabe üzerinde çalışılmaktadır. Kazak edebi dilinin başlangıcı 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu edebi dil halkın en çok kullandığı şiveye dayanır. Gelin biraz da Kazak edebiyatına bakalım. Ee, başlangıç döneminin ele alındığı bu ünite 20. yüzyıla kadarki dönemi içermektedir. Kazak edebiyatı, Bugünkü Kazakistan coğrafyasına yerleşen halkın meydana getirdiği zengin ruhani hazinenin ürünüdür. Kazak edebiyatının başlangıç dönemi ilk edebi eserleri ve sözlü kültür ürünlerini içine alır. Bu edebiyatın ilk nüssaları bütün Türk halklarında ortaktır ve en eskileri Orhun Abideleridir. Orhun Abidelerini Oğuzname ve Dede Korkut kitabı izler. Dede Korkut kitabı Oğuzların geçmiş devirlerinde meydana gelen olayları tasvir eder. İslam dininin yayılması sonucunda 10. ve 13. yüzyıl Kazak edebi eserlerinde Arap edebiyatının etkisi fazla olsa da Dede Korkut hikayelerine tamamen İslami dönem ürünü demek pek doğru olmaz. Arapça ortak eserler veren Türk sanatkarların bazıları şöyledir. Firdevsi, Nizami, Hafız, Sadi, i̇bn Sina, Farabi, Kaşgari, Balasogunlu Yusuf, Nevai, Biruni ve Ulu Bey. 1400'lere geldiğimizde 1428 yılında Kazak e, yılında Barak Han öldükten sonra Kazak Hanlığı'nın kurulmasına bağlı olarak halkın kendine has Eski edebiyatı gelişir ve şekillenir. Bu dönemde ozan e, ozanların çalıp söylediği nazım türü olan cır yaygınlaşır. Cırşı olarak adlandırılan ozanlar geçmişteki Türk halklarının ortak edebi eserlerini devam ettirip Kazak halkının eski ve yeni edebiyatının oluşmasına ön ayak olurlar. Yazılı edebiyat ürünleri olarak bilinen şecirelerin varlığı bilinse de günümüzde bunların çoğu kaybolmuştur. Ancak Kadırgalı Celair'in 1602'de yazdığı cami Tevarih bugüne kadar kalabilenlerdendir. Şecire bütün Türk halklarının eski tarihi ile birlikte 14-16. yüzyıllardaki Kazakistan tarihini, onların siyasi durumunu, Kazak yurdunun iç ve dış şartlarını anlatmaktadır. Halk edebiyatı nazmı sadece halkın başından geçen tarihi olayları, onların arzu ve isteklerini, yaşadıkları zorlukları anlatması bakımından değil, toplumun siyasi ve sosyal yapısını, düşüncesini, dünya görüşünü edebi bir üslupla verebilmesi bakımından da çok değerlidir. Göçebe hayatını 20. yüzyılın başlarına kadar devam ettiren Kazak halkının zengin bir halk edebiyatı vardır. Bu edebiyatın bütün türleri gelişmiş ve çoğu canlılığını hala devam ettirmektedir. Kazak halkının zengin kültür hazinesini meydana getiren e, bu türleri türlere kısaca bir bakalım. Anonim anız ertegiler yani rivayet Efsane, masal olarak da adlandıracağımız e, Anız Ertegiler günlük hayatı anlatır. En yaygın olarak bilinenleri Kırk Vezir, Kelilevedimle, Tutiname gibi hikayelerdir. Bir diğeri Cumbaklar. Cumbaklar canlı cansız her şey hakkında yazılır ve halkın dünya görüşü edebi seviyesi hakkında bir bilgi verirdi. Makal metaller, atasözleri olarak da şu anda bildiğimiz makal metaller, sözlü edebiyatın en eski türlerindendir. Halkın yaşantısını, gelenek ve göreneklerini, tabiatını gösterir. Kıssalara baktığımızda ya da şeşendik sözlere baktığımızda sözlü edebiyatın didaktik türlerinden olduğunu görürüz. Mazmunu makal metellere, anız engemelere ve akın aytıslarına benzer. E bir diğeri batırlar yani kahramanlık cırı. Nesilden nesile ulaşan kahramanlık şiirleri manzum destanlardır. Vatan sevgisi, kahramanlık duyguları, ahlaki konular yine bu destanlarda e, geniş yer tutmaktadır. Kazak Edebiyatı'nda Gaşıktır cırlara baktığımızda kahramanlık şiirleriyle birlikte ortaya çıkmıştır ve kozu körpeş ve bayan sulu en sevilenlerin sevilenlerindendir. Tarihi cırlara bir bakalım. Kazak halkının başından geçen tarihi olayları anlatırlar. Tarihin e, dönüm noktalarında yiğitlik göstermiş, halkın birliği ve dirliği için mücadele etmiş kişiler için söylenen cırlardır. Aytıslar ise kazakların doğru söz, doğru sözü, söz yarışı, fikir dalaşı dediği bir yarışmadır. Halkı ilgilendiren her şey akın aytıslarının konusu olabilmekteydi. Kazakların 20. yüzyılın başlarına kadar göçer hayat yaşamaları, söze düşkünlükleri, dombura çalmaktaki belirgin kabiliyetleri olarak gösterilmektedir. Cumbak aytısına bir bakalım. Dombura eşliğinde akınlar arasında ve seyirci önünde yapılan bir tür bilmece sorma yarışmasıdır. Balalar folkloru ise çocukların ahlaki talim ve terbiyesini amaç edinen bir halk edebiyatı türüdür. Kazak adıyla bilinen edebiyatın ilk temsilcileri o zaman bütün Deşti Kıpçak'ta adı duyulan Asan Kaygı, Kodan Tayşı ve Kas Tugan Cıravlarıdır. Cıravlar şiirinin gelişiminde e, Dosmanbet ve Şalkıyız'ın eserleri önemli bir yer tutar. Cihanbet Cırav ve Margaska Cıravları ise 17. yüzyılın öne çıkan akınlarıdır. 18. yüzyıla baktığımızda Kazak edebiyatında Kazaklar için e, zor bir dönem olmuştur. Zira birçok baskın, işgal ve yağma ile mücadele etmek, yurtlarını tamamen boşaltıp göç etmek zorunda kalmışlardır. Elbette ki bu da edebiyatlarına yansımıştır. Bu dönemde yaşanan olaylar Aktamberdi, Ümbetey ve Tötikara gibi akınların eserlerinde açıkça görülür. 18. yüzyıl Kazak edebiyatının en büyük temsilcisi Buhar Cırav'dır. Köteş ve Şal Akınlar 18. yüzyıl edebiyatının diğer temsilcileridir. 18. yüzyılın sonunda Kazakistan'ın büyük bölümünün Rusya'nın eline geçmesiyle Kazak bozkırında yeni bir dönem başlamıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında yaşayan yetenekli akınların başında Muhammed Öte Misuli gelir. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle Kazak edebiyatının başlangıç dönemini ele alan ilk ünitemizin özet videosu ile birlikteydik. Derslerinize çalışırken Çağdaş Türk Edebiyatları 2 adlı dersimizin Anadolu Üniversitesi e-kampüs üzerinde bulunan diğer kaynaklardan da yararlanmanızı öneriyorum. Ve derslerinizde başarılar diliyorum.